Evet arkadaşlar, günaydın. Güzel bir Marmaris sabahında. Bayağıdır çekim yapmıyorduk. Video atmıyordum. Bu aralar biraz yoğunum. Ev değiştirme, taşınma muhabbetlerim var. O yüzden biraz meşgulüm. Sürekli bir eşya taşıma derdine düştüm. Evden de çıkar çıkmaz arkadaş, yokuş hiç gitmiyor ya. Biraz alıştırır insan. Düz yol gidersin, biraz ısınırsın değil mi? Ondan sonra hadi tırmanalım. Neyse. Umarım siz iyisinizdir. Evet, bugün kimse yok yanımda. Yalnızım. Sola çıktım yine. Uzun zamandır çıkmıyordum ama dedim biraz kafa dağıtayım. Biraz ter atalım. Kafamda böyle bir rota yok. Ama bugün yine kalan sensörüm çalışmıyor. Arkadaş, bu sensörlerden ne çektim ya? Bir gün kalp ritim sensörüm çalışmadı. Bir gün kadran sensörüm çalışmaz. Herhalde pil bitti. Neyse, dayanmıyor. Bu yolun bu kısmı özellikle çok tehlikeli. Tam virajda dönen araçlar, siz eğer virajın biraz daha ilerisindeyseniz sizi görmüyorlar. Burada daha önceden kazalar oldu. Araçlar bisikletliğe çarpıp maalesef bisikletlerin hayatını kaybettiği kazalar, üzücü kazalar oldu. O yüzden dikkatli gitmek lazım. Sürücüler için de, ben de bir araba sürücüsüyüm. Yani virajı biraz daha açıkta alın. Her an karşınıza bir motor, bisiklet, ne bileyim ufak bir 3 tekerlekli araç, 4 tekerlekli araç çıkabilir. Gözükmüyor. Ve bir anda Allah korusun ya, sıkıntıya mahal veriyor. Ben özellikle gündüzleri de arka aydınlatmamı açmaya gayret gösteriyorum. Gündüz de olsa çakarlı bir şekilde çalışıyor. Ne bileyim, sürücü dalgın olur vesaire. En azından bir gözüne çarpar. Yine de belki bir şeylerin önüne geçeriz. Su testi su yolunda kırılırmış ama inşallah biz su yolunda kırılmayız. Allah korusun. Evet, dediğim gibi Mehmet muhtemelen bir şehir değişikliği yapacak. İşinden dolayı. Muhtemelen belki bir sene sonra ben de bir şehir değişikliği yaparım. O çiçeklerin güzelliğine bak. Belki daha değişik, daha farklı, güzel rotalarda pedallama imkanı bulurum. Yokuş terletmeye başladı. Evet, bu arada arkadaşlar, çekim kalitesini, videonun sesinin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Çok profesyonel değilim ben bu video edit işlerinde ama elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Eğer video, görüntü ve ses kalitesini beğeniyorsanız lütfen yorumlarda bildirin. İnsanın şu suyun altına giresi geliyor şu an. Evet, yokuşun sonuna geldik. Hemen hemen. Sabahleyin bir aracı kararsız kaldım. Üstüme ceket giyip giymemek konusunda ama bir gire giymişim. Şu sol taraftaki yağmur bulutları görüyorsunuz yani. 40 yılın başında bir bisiklete çıktık, onda da yağmur mu yağacak? İyi, yağsın bakalım, ne yapalım. Evet, sonunda yokuş bitti. Evet. Biraz mola. Evet arkadaşlar, yokuşun sonuna geldim. Tekrardan günaydın. Umarım iyisinizdir. Ben fena değilim. Ama fena değil. Biraz yorgunum sadece. Ev taşımaktan dolayı. Neyse, yakında o süreçte tamamlanacak. Onunla biraz uğraşıyoruz. Bu arada dediğim gibi çıkamadım. Mehmet'in de fırsatı olmadı. Benim de fırsatım olmadı. Sercan zaten uzağa taşındı. Biraz daha, bir 60 km uzaklaştı bizden. Onunla da pek denk gelemedik. Bugün hatta denk gelelim diye ben konuştum Sercan'la ama olmadı. Belki dedim Akyaka'da falan buluşuruz. Neyse, bir dahaki turlara inşallah. Bugün benle idare edeceksiniz artık. Muhtemelen belki bundan sonra benle idare etmeye devam edebilirsiniz. Neyse, yoldan görüşürüz. Hala da kafamda şu an bir karar veremedim nereye gideceğim diye. Bakalım.
Yoldan görüşürüz. Evet, hava biraz kapalı. Hava biraz kapalı olduğundan dolayı değişik bir rota izleyelim ya. Çok uzaklaşmayalım Marmaris'ten. Beldivi'nin üstlerine çıkayım. Oradan da vaktimiz kalırsa Yalancı Boğaz tarafına gideriz. Bu yola bayılıyorum. Daha önceki mükemmel bir yer keşfettik videosunda bu yolu göstermiştim size. Gayet güzel bir yol. İlk başı bir aile yokuş. Ondan sonra rahatlıyor. Bakın, kara bulutlara yağmur yağacak da ne zaman yağacak onu bilmiyorum. Biraz daha emin yapamadınız mı şu oğlum? Merhaba. Yağmur atmaya başladı. Sonunda yokuş bitti. Yol yaklaşık 1 kilometre falan, %10-11'in altına düşmüyor. Bayağı yürüyor adam. Evet. Bu yolu daha önceden dediğim gibi göstermiştim size. Çok güzel bir yol ya. İki tarafınızı açtık. Araç yok. Mümkün olduğunca az. Mis gibi bir, keşke burada böyle bir kokuyu alma imkanınız olsa. Google'un bir ara öyle bir çalışması vardı ya. Koku falan şey yapacaktı. Google arama üstünden. Yalan oldu galiba. Ama yakında olur ya. Bir 10 sene sonra. Şu an muhteşem böyle bir toprak kokusu, çiçeklerin kokusu, o baharın kokusu. Çok güzel. Bugün de fazla uzaklaşmayalım Marmaris'ten. Yağmur çökerse bir anda üstümüze, kalmayalım orada kedi yavrusu gibi. Hoş, fazla bir şey olmaz. En fazla mikrofonumu kapatmak zorunda kalırım. Cihazın dahili mikrofonundan konuşuruz. O olur. Biraz da ben ıslanırım. Çok sıkıntı değil, ıslanmadığımız şey değil. Daha önceden sağanak yağışta biliyorsunuz 100 kilometrelik bir turumuz var. Bu arada Börtübet videosuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bayağı bir izlenme alıyor. Güzel bir yer gerçekten. En kısa zamanda oraya tekrar gitmeyi planlıyorum. Tam bizim böyle tike sürecek, denize girilecek güzel bir sahil şeridi. Tabii şimdi yaz mevsiminde orası bayağı bir kalabalık olur da. Karavanlar vesaire, çadır kuranlar. Yolda bayağı trafik ihtiva eder. Ama yapacak bir şey yok. Biz de sonuçta bir taşıtası. Yolda gitmeye hakkımız var. Bir de buraya bir gün tersten çıkacağım. Tersten bayağı bir zorluyor insanı. Yani tersten sanki böyle daha yüksek gibi. Hoş, biz Gökbel'i çıktık da. Ama buranın sanki böyle tersi daha dik. Tersi pis buranın. Evet, bazı arkadaşlar yorumlarda bana bazen yazıyor bisiklet alacağım, nasıl bir şey alayım diye. Şimdi bisiklet alacaksanız ilk başta nerede kullanacağınıza karar verin. Ha, ben de bak ilk baştan söyleyeyim, ben de çok profesyonel değilim bu işlerde. Sadece kendi tecrübelerimi aktarabilirim size. Eğer asfalt böyle çok engebeli patika yollara vesaireye girmeyecekseniz normalden yarış bisikleti de almanıza gerek yok, ama bir dağ bisikleti kalır, kalın tekerlekli bir bisiklet almayın. İnce tekerlekli, 28 jantlı, amortisörsüz özellikle. Çünkü asfaltta amortisöre ihtiyaç yok. Kesinlikle. Özellikle böyle uzun yol yapacaksanız, tur vesaire, zart surt. Hiç gerek yok amortisöre. Ekstra ağırlık size. Mümkün olduğunca alacağınız bisikletin kadrosu alüminyum olursa, maşası karbon olursa biraz daha rahat ettirir. Karbon maşa titreşimleri biraz daha azalttığı söyleniyor. Benim bisikletimin de karbon.
Ama kesinlikle amortisörsüz bir bisiklet edinin. İnce tekerlekli olursa çok daha rahat gidersiniz, sizi yormaz. 28 jant. Kes oranları da, bunların dişli oranları var. Alırken onlara dikkat edin bence. Dişli sayıları var. Öndeki büyük dişli 50'den büyük olursa, yani 50 tane o diş sayısı 50'yi geçiyorsa o biraz yorar sizi. 50-34 kullanıyorum. 50-34 ideal. Arkada da en büyük dişli 28'in altına, hatta 32'nin altına düşerse o da yorar sizi. Yani 30'un hatta altına düşmeyin. Yani 30 bulabiliyorsanız 32 çok daha güzel olur. Bu dişli oranları sizi kurtarır. Yani arkadaki dişliniz 32'den küçük. En büyük dişliniz 32'den küçük olmasın. Öndeki en büyük dişliniz 50'den büyük olmasın. Kısaca söyleyeceğim bu. Geri kalan artık model size kalmış. Bu aralar zaten disk frenli bisikletler artık üretiliyor genelde. V frenli bisikletler üretilmiyor. Disk frenli hidrolik diskse daha güzel zaten. Mekanik diskler hidrolik kadar iyi değil ama yine tarzı var yani. Ya ilk başta nerede gideceğinize kendiniz bir karar verin. Yani ben bunu asfaltta kullanacağım daha fazla, şehir içi vesaire gibisinden diyorsanız. Eğer böyle dağ, bayır, ben çıkacağım köy yollarına gireceğim, arada bir benim gibi böyle orman yollarına falan gireceğim diyorsanız da, o zaman MTB edinmenizde fayda var. Veya graveller var. Yol bisikletinde böyle, yol bisikletinin biraz daha kalın tekerlekli versiyonu. Onlarda da böyle patika, orman yollarına vesaire girebilirsiniz. Hem yol bisikleti yolda gidiyor. Yani o tarz bir bisiklet alabilirsiniz. Ve sonunda Seyir Tepesi'ne geldik. Seyir Tepesi'ni de seviyorum. Güzel bir yer. Buralar ne yapmışlar böyle, kalmışlar mı? Önceden geldiğimizde de böyle miydi acaba? Evet. Evet, gerçekten insana huzur veriyor. Daha önceden de gelmiştik işte Mehmet'le beraber. Kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi? Güzel. Şöyle biraz manzaranın tadını çıkartayım. Hemen yoluma devam edeceğim. Çok fazla oyalanmayacağım burada. Evet, dönüş yolunun eğimlerini şu an takip ediyorum yavaş yavaş böyle. %12 vesaire. Yani bunun tersinden çıkarsanız en az %10 ortalaması var buranın. Şansıma da hava bir açıyor bir kapıyor. Ne oldu belli değil. Yağacak da. Ne zaman yağacak? Haftan böyle bir çileli gibi oldu. Hemen kesti. Pisi pisi kara kedi, ne yapıyorsun? Ha, buralarda böyle oturmak insana bayağı bir enerji verir. Muhtemelen böyle köylerde oturanlarımız vardır. Kıymetini bilin. Evet, böyle orman yollarından devam. Araç olmayınca ne kadar güzel oldu değil mi? Sanki bisikletlere özelmiş gibi. Karadeniz'de yaşayanlarınız varsa gayet şanslı ya. Karadeniz'de böyle yol çoktur. Yani biz de videolardan izlediğimiz kadar Karadeniz'de çok gelip gitmişliğim yok da, Samsun'a kadar falan bazen gelmişliğim oldu. O da çok fazla gezemedik tabii. En çok gittiğim yer Karadeniz Ereğli. Vay, şurada illetle değişik bir kaya var. İlginç bir çıkıntı gibi olmuş. Kaya mı? Başka bir şey mi? Yok, bildiğiniz kaya bakın. Yukarıda. İlginç. Kesin bir ada vardır orada.
Aha anten nereden gidiyorduk ya? Sağdan mı soldan mı? Tamam soldan gidiyoruz herhalde. Evet soldan soldan. Daha önceden soldan gitmiştim. Vay şimdi ben tebeli olsaydım bakın şu yoldan devam ederdim ben. Bakalım mı? Ne var mı? Böyle yolu kötüdür ama. Hadi gelin biraz gidelim. Bu kadar toprak yolda da yol bisikletine yine bir şey olmaz ya. Normal yollarına da tek girmek pek istemiyorum. Bu arada yine hiçbir şey olmasa bile ayı, domuz, köpek bir şeyler vesaire karşınıza çıkabiliyor. Bu da güzelmiş ama ha. Bu değil inşallah lastiği patlatmam. Bence bu yol bisikletine uygun değil. Lastik değiştirmek istemiyorum şu an. Ömer'in bayağı stres atıyordur burada oturanlar. Kamera bugün bana biraz sıkıntı çıkartıyor ya. Hafıza kartından mı yapıyor? Bilmiyorum da. Bazı çektiğim şeyleri kaydetmemiş. Yani daha doğrusu kaydediyor ama hafıza kartına yazamıyor. Böyle değişik bir şey var, problem var. Hava biraz esmeye başladı. Yoruldum. Canım kahve istiyor. Neyse az kaldı kahve içmeye geleceğimiz yere. Rüzgar bayağı bir vuruyor ya. Tabii size ne kadar geliyor bu sesim bilmiyorum da. Şu an bayağı bir rüzgar var. Benim kulaklarım bayağı bir tırmalıyor. Deniz berrak ama dalgalı hafiften. Tam biz de hava yağmurlu olacak dedik ama Mia sabahleyin Marmaris'e doğru gidiyordu bulutlar. Bir ara şişledi bile. Şimdi bakıyorum açtı bayağı. Bakalım gün içerisinde ne gösterecek. Ama o şu sağ taraf. Evet. Şu taraflarda hafiften bulutlar koyu. Hadi AKK'ya gideriz. Yağmuru yakalarız diye AKK'yı da iptal ettik ama. Neyse sağlık olsun. Yine en sevdiğim rotadayım şu an. Güzel oldu ormanın içerisinde. Başka bir ormanın içerisinde. Belli binin üstlerinden. Yalancı boğazı. Oo, akan suları iyicene kurumuş. Su kalmamış artık. Ne oluyor? Ne gidiyor? Bomboş. Gel abi. Evet gelin gelin. Size güzel bir yer göstereyim. Yine ormanlık bir alana geldik. O cam kırıkları inşallah lastik patlamaz. Tam bir kahve içme mekanı. Heh. Nasıl? Allah canavar değil mi? Çiçek gibi.
Evet, böyle bir manzarada güzel bir kahve keyfi yapılır yani. Bana afiyet olsun. Biraz manzaranın tadını çıkartayım. Yağmur da yağmadı yani. Bak şuralarda gri bulutlarımız var ama şu taraf gayet açık duruyor. Şu ilerisi hoş, biraz grimsi. Neyse artık. Şöyle bir kafa dağıtmalık tur oldu. Güzel oldu bugün. Ben biraz manzaranın tadını çıkarttım. Görüşürüz. Evet, kahvemizi içtik. Yavaş yavaş. Dönüş yolculuğuna başlayalım. İyi, bugün lastiği patlatmadık ya. İnşallah eve gidene kadar patlattım. Vay, bunlar ne? Değişik Renault. Elektrikli değişik araba çıkardı bisiklet. Motor gibi, bisiklet gibi. Esasında şehir içi kullanım için bayağı avantajlı olabilir ya. Kısa mesafe gidecekseniz, düşsenize yağmurda, çamurda vesaire de. Motor bisiklette yağmur çamur sıkıntı oluyor da. Ama çok fazla park derdi de olmaz. Hatta motor yerine dahi koyulabilir. Ama fiyat olarak nasıl onu bilmiyoruz tabii. Bizim ülkede bu tür şeyler vergiye binaen fiyatları abartıldığı için. Şu kuşun sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Bundan Marmaris'te çok duyuyorum ya. Ne kuşu acaba? Muhtemelen de erkektir. Evet arkadaşlar, benim için tur bitti. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere. Bugün 30 kilometreyi biraz geçtim. 30 kilometrelik küçük bir tur yaptık. Haftalardan sonra şu ev taşıma muhabbetlerini bir üstümden atayım. Ondan sonra güzel rotalar inşallah yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşürüz. Yoldan görüşmek üzere.